her şeyin çivisi çıkmış durumda ve bir çukura yuvarlanmış, bir uçurumun dibine yuvarlanmış durumdayız. Burada eşitliğin, özgürlüğün, barışın, kardeşliğin, aşkın, sanatın sesinin çoğalması gerektiğine, emek mücadelesinin ve işçi sınıfının da sahipsiz olmadığını göstermek adına meydanlara çıkmam gerektiğini düşündüm ve hiç tereddütsüz kabul ettim. Ülkenin içinde bulunduğu durum, insan hakları, demokrasi, eşitlik, özgürlük konusunda 16 yıldır savrulduğumuz çukur, emek mücadelesinin, işçi sınıfı mücadelesinin gelip durduğu yer ve bu konudaki sistemin giderek, artarak, çoğaltarak, baskılayarak, yasalarla, kanunsuzlukla, adaletsizlikle ördüğü bir bastırma politikası, yok etme politikası bütün toplumda hissedilir durumda şu an. Yaşadığımız bu. Adaletsizliğin kırbacı elinde büyük bir sopa. Bunu kullanarak bu ülkede her şeyi yok edebileceğini düşünüyor. Barışı yok edebileceğini düşünüyor. Kardeşliği yok edebileceğini düşünüyor. Sanatı ve sanat alanlarını yok edebileceğini düşünüyor. Herkesi ve her şeyi kendine tabi kılma politikası üzerinde yürüterek becerebileceğini düşünüyor. Halk bunun farkında. Korkunun eceli faydası yok ve her şeyi korktuğu için yapıyor. Şimdi en temel meselesi yargılanmaktan korkmak. Bu kadar büyük bir suç biriktirmiş insanlık tarihinde çok az insan var. Bir ülkeyi tepeden tırnağa ele geçirip varını yoğunu iç edip satmak, yandaşlarına peşkeş çekmek bile başlı başına bir suçtur ve bizim insanlığımız, bu ülkenin gerçek sahipleri bence emekçiler ve işçiler bunun farkındalar. Bunu karşılıklı konuşuyoruz ve buradan çıkışın bu düzeni değiştirmekte olduğunda bir hemfikirlik yaşıyoruz. Ben esas olarak meydanlarda bunu bağırıyorum. Bu kirlenmiş, bitmiş, çukura yuvarlanmış düzenin mutlak artık bitmesi gerektiğini söylüyorum.